Arkadaşlar merhabalar. Saatin Hong Kong çalışmaları bitti. Bunlarla ilgili görebildiklerimi aktaracağım sizlere. Yine devamını sizler getireceksiniz. Ben tabloları hazırlamış olayım. En azından bu şekilde faydam olsun. Yarışlar handikap yarışlar arkadaşlar. Yabancı yarışlarda bu bölgenin yarışları handikap yarışlar. Zordur. Tutturması kolay değildir. Sabah başlayacak 9.30'da. İzleyen arkadaşlara da şu kısa bilgiyi aktarayım. 2, 4, 9, 10, 13 nolu atları önereceğim ben size ama bu atların yarışlarını göremiyorum. Görseydim ne olurdu? Eğer bu atlar diyelim ki sallıyorum şu an 1600 çim koştular. Gene 1600 koşsunlar. Bizde 1.35'lerde iyi dereceler 1.35'lerde çıkar. Bu 5 safkanda 1.35 yaptığını düşünürsek bu yarışa kaydoldukları anda 13 nolu at kilo verme avantajıyla favorim olurdu. Tabi göremediğim için bir şey diyemiyorum. Eğer o yarışta, beraber koştukları yarışta 13 nolu at 51 kilo, 2 nolu at da 60 kilo ise 2 kilo alır, 2 kilo verirse bu kez 2 nolu at favorim olurdu bu yarışta. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur umarım. O yüzden yarışlarını göremeyince ben acaba diyorum yani hangisi şanslı olabilir? Tahmin yürütmeye çalışıyorum. Siteler var girip bakabiliriz bu yarışları da görebilirim ama geçtiği geçildiği yarıştaki durumları şartlarını göremediğim için tam olarak yeterli bilgiye sahip olamadım. O yüzden de çalışmıyorum öyle. Sadece tablo üzerinden gidiyorum. Bu koşullar altında önerim bunlar olacaktır. Kilo vermiş atlar her zaman için handikap yarışlarda avantajlıdır arkadaşlar. Her zaman için yani bu kaydedir değişmez. Ben de öyle en azından. Burada da 5 tane at önerim var. 2, 4, 9, 10, 13. Bunlar da kendi işlerinde bir şekilde kilolup vermiş atlardır. Diğerlerin, tabii ki diğerlerinin de şansı var. Bu benim naçizane seçtiğim kendime göre şanslı olabilecek atlar olarak önermiş olayım. Durumu da açıkladım. Yani diğer handikaplar da böyle gidecek. Genel olarak baktığınızda da böyledir handikap yarışları. Zordur diyorum. Dikkat etmekte fayda var. Bütçenizi aşmadan keyfini çıkararak oyunlara katılmanız, iştirak etmeniz en güzel oyun şekli olacaktır şu anki yarışlarda. Yani ülkemizdeki yarışlarda bu ayrıntıları biliyorum zaten. İkinci koşuda iki tane at gözüme çarpmış. Kalite puanlarını dikkate alıyorum tabii ki. Öncelik gene kiloda. 14 nolu atın son dördüncülüğü kiloluysa eğer, yani 55-56 kilolardaysa, buraya kilo verip geldiyse 14 nolu at bu yarışta şanslı olabilecek safkanlardan biridir. Bakın 13 nolu at, 11 nolu at bunların da tabelaya yakın yarışları var. Bilemiyorum yani hani görmeyince öneririm ama boş önereceğim. En yakınını ya da en netini görmeye çalıştıklarımı söylemeye çalışıyorum. Kazanç bölgesi atlarından kilo düşürmemiş olan tahminim 3 nolu at da tabelada olması gereken bir at. 1-2 yapabilir diye düşündüğüm için önerim olacak. 14 birinci atım, 3 ikinci atım şeklinde çıkıyor burada. Geçiyorum. Üçüncü koşu 1000 metre. Hani aslında kilo farkları çok etken değildir diyeceksiniz. Haklısınız 1000 metre. Ama handikap yarış olunca kilo alıp verme meselesinden dolayı etkendir arkadaşlar. Yani bu mesela 60 kilo ile koşan Zeffurton'un atı 62 ile koşmuştur son sıfırıncılığını ya da grup ya da şartlı koşmuştur. Burada kilo verir gelir. Ben onu görmem lazım. Şanslı derim. En yüksek kalite puanına sahip. İyi bir jockey. 1 nolu at. 1000 metrede. Kazanabilir bir şey demem. Önceliğim benim 7 ve 8 nolu atlar çıkmışlar. Kalite puanları iyi diye. Biraz tabelalarda kalmışlar. Kilo verme ihtimalleri olarak düşündüğüm safkanları. Öneririm. Çok at yazan arkadaşlara. Yani tek oynayacaksanız tabii ki tekinizi atın. Ama sürpriz at ya da kim gelebilir diye sorduğunuzda hani yanınızdaki arkadaşa sorarsanız da tuttuğunuz at var mı? İşte benim 3. koşuda tuttuğum at 7 ve 8 nolu attır. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışayım en azından. Yani kesin bir şey konuşamıyoruz. Devamı öyle gidiyor. 4. koşudayız. Burada da aynı mantık 1600 timde 4 ve 6 nolu atları öncelikle tuttuğum atlar olmuşlar. Kararı size bırakıyorum tabii ki. Geçiyorum burayı da. Videoları durdur biz bakabilirsiniz tablolara biraz hızlı geçiyorum ama 5. koşudayım. 8 nolu atı burada ben direkt at olarak görmüşüm. Yanına tabii ki at olur olmaz mı yani.
gelme ihtimali benim gözümde kazanma ihtimali olan bir at. 8 nolat. Son üçüncülüğü sebebi de. Kilo verme ihtimali var. Sıfırı tabela dışı kaldığı yarışlardan sonra hem handikap düşürürler bu atı hem kilo indirimine giderler ki yarış kazansın diye. Amaç odur. Kazanan bir safkan. 1-4 totosu var. Geçen sene için. Bu yarışta neden gözükmesin? Bu kadar formsuz atın olduğu yerde. Kalite puanını düşürmeyen bir at. Kaliteli atların da formsuz olduğunu görmek değil. Aşağıdaki atlı. Yani bu şekilde çıkıyor bunlar. Yani yarışlarını tabii görmeden kesin bir şey söylemek zor. Geçiyorum. 6. koşudayız. Gene bir handikap koşu. Burada da 3 ve 6 nolu atlar gözüme takılan atlar olmuşlar. Hani ayrım yapmadım. Karar size bırakın. Çok at yazan arkadaşlar kuponlarında bulundursunlar derim. Yarınki AGF'lere de bakarsınız. Karşılaştırırsınız. Hoşunuza giden olursa tek atarsınız. Yazarsınız. Yani orasına karışamam artık. Tekrar handikap 1200 metre için. Aynı mantıkta gittiğimde kalite puanları yüksek olan 2 tane at var. 5 ve 12 nolu atlar. Kiloları müsait. Benim kanaatim böyle. Yarışta olmaları gerekiyor arkadaşlar. Bu iki atın da. Yani bu yarışta 1200 metre çim yarışında gözükmeleri gerekiyor. Tabelanın bir yerlerinde 1, 2, 3, 4 yapmaları gerekiyor. Evet bu kadar. Bugünkü tahminlerimiz de böyle olsun. Tabloda buydu. Umarım yardımcı oluyorumdur. Yardımcı oluyorsam da beğeniyorsanız da beğenmeyi unutmayınız diyorum. Unutuyorsanız da tekrar hatırlatıyorum. Ya beğenmedik seni diyorsanız da tabii beğenme hakkına sahipsiniz be. Ona da bir şey demem. Tekrar bir programı çalışıyorum. Onu da yayınlayacağım. Öğlenki programı. Ona yayınlayana kadar, tekrar görüşene kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.